Yalçın Doğan, hukuksuzluk ete kemiğe büründü, dolar 30 lira. AİHM kararlarını uygulamayan bir ülke uluslararası bir mahkemenin kararlarını nasıl takip edecek? Hele de hukuku hiçe saydığı için dolar 30 lirayı aşmışken. Herkes dün yeniden hatırlıyor, halkın büyük bölümü de herhalde dün öğreniyor. Demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir adalet komisyonu varmış. Hatta o komisyonun başkanı bile varmış. AKP milletvekili Cüneyt Yüksel. O tasarı gelsin, diğeri gitsin gibi sadece bürokratik işler gören, Türkiye'de onca hukuksuzluğa karşı var mı, yok mu belli olmayan o komisyonun başkanı Cüneyt Yüksel üstelik Amerika'dan hukuk doktorası var. Dün aniden zuhur ediyor. Öyle bir başkan bulunduğunu Türkiye'deki hukuksuzluklar zinciri ile değil, İsrail'in Lahey'de Adalet Divanı'nda yargılanmasıyla öğreniyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti Lahey Adalet Divanı'nda Gazze'de İsrail'in insanlık suçu işlediği, Filistin halkına soykırım uyguladığı, Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçeleriyle haklı bir dava açıyor. O davayı izlemek üzere TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve iki milletvekili Lahey'e gidiyor. Ne takip ama AKP'li Başkan Cüneyt Yüksel Lahey'e giderken çok kararlı bir ifade kullanıyor. Bu ve diğer uluslararası mahkemelerde alınan kararların uygulanmasının takipçisi olacağız. Harika, büyük laf. Uluslararası mahkeme denildiği zaman Türkiye'de herkesin aklına bir mahkeme geliyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Madem diğer uluslararası mahkeme kararlarının uygulanmasının takipçisi. O zaman AİHM'in Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili kararının neden uygulanmadığını da takip ediyor mu? Etti mi? İşine gelen kararı uygulayan gelmezse bu karar yok hükmündedir, uygulamıyorum diyen bir yönetimi TBMM Adalet Komisyonu Başkanı olarak sorguluyor mu? Ya da yurt içinde AYM'nin Can Atalay kararının neden uygulanmadığının peşine düşüyor mu? Yoksa o yönetimin milletvekili olarak konu İsrail olunca mı takipçilik aklına geliyor? İsrail Gazze'de soykırım suçu işliyor. Tamam onun takipçisi olsun da yurt içinde anayasanın hiçe sayılması, uygulanmayan AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları karşısında takipçilik nerede? Hukuksuzluğun ağır maliyeti, uygulanmayan anayasa artık sadece hukukta kaos yaratmakla kalmıyor. Çok açık biçimde artık ekonomiye sıçrıyor. Dolar dün 30 lirayı o kritik ve psikolojik eşiği aşıyor. 2017'de bugünkü otoriter rejime geçildikten sonra TL dolar karşısında %80 değer kaybediyor. Dün sosyal medya eski Hazine ve Maliye Bakanları Berat Albayrak ile Nureddin Nebati'nin o koltuklarda otururken hiçbir değer ifade etmeyen tümüyle gerçek dışı tahminleriyle çalkalanıyor. Nasıl kötü yönetildiğimiz bir yana Asıl sorun doların neden bu kadar hızla değer kazandığı. Aklı başında iktisatçıların üzerinde birleştiği gibi ekonomiyi rayına oturtacak hiçbir yapısal reform yok. Gelsin diye çırpınılan yabancı sermayeye güven veren hukuki yapı yok. O hukuki yapıyı inşa etmek için atılan bir adım yok. Dışarıdan sermaye gelmiyor, cari açık artıyor, maliyetler yükseliyor, enflasyon artıyor. Bunun sonucunda dolar psikolojik eşik denilen 30 lirayı aşıyor ve hala ders alınmıyor. Russell Mahkemesi Lahey'e dönersek, İsrail'in Lahey'de soykırım gerekçesiyle yargılanması beni 1967 yılına Stockholm'e götürüyor. Şu kadroya bakın. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Peter Weiss, Wolfgang Gabendrot, James Baldwin, Lauren Schwarz, Isaac Deutscher gibi Dünya çapında daha başka filozof, tarihçi, yazar ve matematikçinin yanı sıra bizden de Tip Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın katılımıyla. Ünlü İngiliz filozof Bertrand Russell'in onursal başkanlığında toplanan Russell Mahkemesi 1967'de Amerika'yı yargılıyor. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, başlığıyla sembolik bir mahkeme olarak Amerika'nın Vietnam'a saldırarak o savaşta sayısız insanlık suçu işlediğine, savaş hukukunu çiğnediğine, Vietnam halkına soykırım uyguladığına karar veriyor. Aynı mahkeme, çağrıldığı halde duruşmaya gelmeyen dönemin Amerikan başkanı Johnson'u suçlu buluyor, Amerika'nın kınandığını ilan ediyor. Şimdi Lahey'de de, büyük olasılıkla İsrail soykırım suçu işlemekle cezalandırılacak. Amerika'da hukuk okumuş Adalet Komisyonu Başkanı diyor ya, biz o kararların takipçisi olacağız. AİHM kararlarını uygulamayan bir ülke uluslararası bir mahkemenin kararlarını nasıl takip edecek? Hele de, hukuku hiçe saydığı için dolar 30 lirayı aşmışken.